Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Gayem şu, benim Müslümanım namertlere muhtaç olmasını istemiyorum, tamam mı? Yani şu, istismar sahalarını kapatmak istiyor. Yani doktorların istismarı, yani dinden kopuk doktordan kastediyorum. Dinden kopuk hoca bozuntuları. Yani dinle alakaları yok. Hoca bozuntuları var, tamam mı? Hoca diye geçiyorlar. Bu bizim, benim Müslümanımı hem maddi hem manevi sömürüyor. Maddi parasını alsa bir şey değil. O sende 7 tane var. Zıkkımın kökü var. 7 tane var. Ağzın kemiği, dilin kemiği yok derler Anadolu'da. Çıkart o zaman. Olmaz. Biz para almıyoruz. Ama ceylan derisine ne mürekkebiyle, bir mürekkep var. O doğru, o mürekkeple. Ondan sonra ne kanıyla yapılıyor böyle. Ceylanın şeyi, bir şey diyorlar ona mürekkebiyle. Onunla deri üzerine yazacağım. Yani o masraf diyor. Ondan sonra seni oraya seriye bağlıyor. O 3 seans, 5 seans, 7 seans senelerce bağlıyorsun. Ha gitti, ha gidecek. Bunların fiyaskolarını açığa çıkarmak. Tamam mı? Kirli çamaşırlarını pazara sergilemek. Gayem o. Bazıları der ki niye bunlardan bahsediyorsun? Kardeş, ne kadar gizli olursak günah o kadar alttan yayılıyor. Bunları bir sürü, tabii bunu itiraz eden adam bilmiyor ki benim içimi bir yarsan. Ne kadar böyle mütemet, ne kadar saygın insanlar bana müracaat ediyor. Böyle bir yere gideceğim diyor. Sen ne diyorsun? Adam şey burada da. Çoğunlukla Alevi, dinden kopuk kişiler yapıyor cini işlerini. Burada. Hamburg'da var. Bremen'de var. Hem de resmiymiş. Hanover'deki aradı. Resmiymiş. Aleviler daha çok yapıyor. Bunu ne yapıyor? İnsanların cehaleti istismara vesile oluyor. O zaman bu bilgileri veriyorum, istismar olma. Ben senden bir şey istemiyorum. İstismar olma. Bunlara alet olma. Böyle doktorluk mudur, cinni midir, düşünce bozukluğu mudur? Ben sana koyuyorum. Ben hakikaten bu konuda sizin için veya dinleyenler için büyük nimetim. Niye? Psikiyatriyi de biliyor. Doktorluğu da biliyor. Çünkü merak olduğu için bunu eğillerinden yer yer ders alıyor. Almış. Okuyorum, okudum da. Cinni ise benim hafızım, yani talim hocam bana Kur'an düzelten, ağzımı kısmen düzelten. Düşünce bozukluğu ise o da benim. Layıkalardan alıyor. Yani üçünü bilen az olur. Üçünü bilip de muvazeneli, muhakemeli vermek hakikaten yok gibi. Üçünü bilecek. Gidersin bir psikiyatriye der ki sana şudur budur. Ya doktoru bırak, hocayı bırak der ya. Düşünce budur. Ya sen hastasın. Tamam, o da doğru, inanırsın. Cinciye gidersin. Aa ne doktorluk diyor. Öteki tarafa gidersin sohbete. Düşünce bozukluğunuz var diyor. Hepsi de doğru. E ne yapacaksın be kardeşim, bir halk olarak ne yapacak bu adam? Ne yapacak? Ha üçünü de bilen, ihata eden İnsan azdır. Ben de sizi bununla paylaşıyorum ki ta ki istismar olmayasın. Yani bu dersin altına ben sayaç koysam, bunu tıklayan 0.5 cent para aktarsa ben zaten milyarlık olurdum. Allah insaf versin değil mi yani? Başka bir gayem olsa. Milyarlar, öyle değil mi? Kardeşim sen doktorluk musun, cinni misin, düşünce bozukluğu musun? Psikiyatri misin? Cinli misin? Vesvese ve vehim misin? Tıkla der. Lan adamların bir şeyleri yok. Adamlar buralardan alıyorlar, sulandırıp, kitap yapıp binlerce, on binlerce baskı yapıyorlar. Para kazanıyorlar sizin sırtınızda. Ben de diyorum ki size kardeşim alet olmayın, kaynağından alıyorsunuz. Bu dersleri ne kadar kişi indirip kitap yapacak biliyor musunuz? Abi bir de hani doktorlar insanın bir nevi maddiyatını alıyor da bir de bu sahte cinciler falan uğraşanlar var ya abi. Onlar daha dehşetli. Tabii ya. Onlar aileleri, ben bazılarına şahit oldum adam. Yani
adamı karısından boşadı, rahatsız. Adam karısını getirdi rahatsız diye. Karısını boşattırdı, affedersin kendisi aldı. Allah Allah, otobüs. Ya. Şimdi o kişi abi şu anda şeyde, tekerlekli sandalyede. Bu sefer kendini çarptı. Hani o alan cinci mi? Cinci yani. O tekerlekli yamuldu. Kendisi yamuldu şimdi. Yani. Alma mazlumun anı, çıkar ahiste ahiste. Allah öyle bir belanı verir ki. Allah'a esas yap. Ben buradan şefkatimden yapıyorum. İnan. Benim Müslüman demiyorum. Müslümanım. Benim Müslümanım aldatılması ağrıma gidiyor. Şefkatimden yapıyorum. Bunlar bak bu budur. Bu da budur. Bu da budur. Aldanma. Ha, dert imal etmiyorum. Dert küpü değilim. Buysa çaresi bu. Buysa çaresi bu. Buysa çaresi bu. Tamam. İki, üçünü de yap. Namerte muhtaç olma. Ne olur. Ben sana ne istiyorum? Yalvarıcısına bunları anlatıyorum sana. Yapma. Şimdi bak, hadis var. Hadis-i şerifte. Bunu nereden bulacak yani? Osmanlıca tefsirden okudum. Her doğan çocukla beraber bir cin doğarmış. Allah Resulü söylüyor. Tamam. Şimdi... Şeytan değil mi abi? He? Onun da şeytanı. Onun şeytanı bu. Yani 13. lemada diyor ki bak hemen o hadisi külliyat hakimim ya. Ona bak nasıl izah edeceğim şimdi. Fena madenler var diyor Üstad. O fena madenleri aktif etme konusu. Mesela şehvet. Şehvet malzemesi varsa o duyguyu aktif edip o madeni tetikleyen bu. Cinsel. Adam tırnağı ağrıyor. Doktora giden o kadar saz. Çocuğu aman ha uyumasın. Şey uyumayınca uykusu kaçar baba. Cinnet geçiriyor, hepsini tarıyor. Kendisini de öldürüyor. Cinnet geçiriyor. Ne demektir bu? Hangi doktordan bulacaksınız bu sözü? Cin olduğu nettir. Bu söz nerede bulacaksın? Evet, 10 saniye tutmadı. Cin net. Cinnet, cin olduğu nettir diyebilmem için en az 20-30 sene bilgim olması lazım. Yani... O adama bevletmeyin, nefret etmeyin, lanet olsun çoluk çocuğun. Hayır, kafası blok altındaydı. O hiç iradesi yoktu. Yapar mı ya? Blok olmuş. Cin oldu ne? Cinsel. Niye cinsel denmiş? Yani o duygunuzu aktif eden cinlerdir. Hangi cin? Allah Resulü diyor ki, her doğan bir çocukla beraber bir cin doğar. O onun şeytanı. Şeytan yani. Cin, bu nefis zaten cin türünden değil mi abi? Evet. Ya bu nefis dediğimiz insanda bunlar. Bu, bu doğan şey. Doğan. Evet doğan. Ama bu dışarıda olanlar ise farklı değil mi? Evet farklı. Bu bizden ölünceye kadar durur. Hmm. Allah Resulü işte bunu kastederek dedi ki benim şeytanım iman etti. E bu bilgiyi nerede bulacaksın sen şimdi? Veya bunu bulsan acaba kaç kitap bitireceksin ki bu özü alasın? Şu sözde 10 dakikalık veya 1-2 dakikalık sözü. İşte benim nefsim iman etti derken o dışarıdaki genel şey benim şeytanım iman etti diyor. O bizim geneldeki o bildiğimiz şeytan olsa Allah'a iman etmedi. Peygamber eder mi? Bizim bildiğimiz şeytan değil. Bak benim şeytanım iman etti diyor. Ha bizim bildiğimiz şeytan değil. Çünkü Allah'a iman etmeyen peygambere iman eder mi? Allah'tan korkmayana peygamberden korkar mı? Hangisi? Bizde var olan. Ne yapar o? Madenler var, elementler var, sıvılar var. Tamam mı? Onları aktif ediyor düşünceyle. Mesela cinsel, cin, o bizim nefse emmare diyelim, tamam mı? O gidiyor, o fikri ilk önce. Fikir. Nasıldı falan. Sonra hayali. Hiç başka bir gücü yok. Sırf düşünceni aktif etmeye çalışıyor. Senin düşünce ya neydi derken hemen otomatik. Her düşünce hemen, düşünce ikinci ya dimağda. Dışarıdan içeriye tahayyül, tasavvur, taakkul, tasdik, izan, itizam, dikkat. Şimdi düşünceyi aktif ediyor, etmeye çalışıyor cin. Bir üst olduğu için lise diploması var. Ortaokul diploması, ilkokul diploması otomatik var. Bu ikincisi olan tasavvur aktif oldu mu otomatik hayal devreye giriyor. Senin elinde olmayan. Her düşündüğünüz şey... Otomatik şekillenmeye başlar. Tamam mı? O zaman bunu biliyor. Cinsel o cin, yani bizim nefsimiz, tamam mı? Bak buraya şey yaptı benimkisi bak.
şu anda. Ben bunu anlıyorum. Şimdi ne yapar? Düşünceni aktif eder. Ya nasıl diye videodu falan. Hemen her düşünceden sonra tahayyül. Çünkü üst birim ya, tasavvur üst birim, otomatik alt birim devrede. Her düşündüğün şey şekillenmeye başlar, tasavvur. Ama her hayal düşünceyi getirmez. Çünkü hayal aşağıdadır. Tahayyül aşağıdadır. Eğer üçe çıkarsan tahakkun hem tasavvuru hem tahayyülü aktif etmiş. Anladık arkadaşlar. Çok ilginç. Peki bu nereye kadar çıkabiliyor abi? Her bütün yedi tabakaya kadar. Asla. Tasavvura kadar. Şuraya kadar. Bundan sonra gidemez. Bak ne kadar rahatladım. Oo işgal altında. Zıkkımın kökü altı işgal altında. Kafan işgal altında. Ne daha tasavvurda ya? Tasavvurda. Nereye gidecek? O da ne yapar? Vehim verir diyor. Varı yok, yoku var gösterir. Başka hiçbir şeysi yok. Hiçbir metal yok. Oo yedi tane senin cini var. Ne olmuş? Kıyamet kopuyor. Vah bu hakikaten ne olacak ya falan. Evet merak etme. Götürürüz Allah'ın izniyle. Götür. Nasıl yapacağız hocam? Ya ben şey yapayım. Her bir tanesine 100 euro. İstersen verme. He? Verme. Ortak 5-10 taneyi de sağladı. Kendinize bağlı. Eski bir köprüden geçtin son zamanda. Ulan Almanya'dan geçmediğimiz köprü mü var eski milletiniz? Her taraf bir şeyden, Hitler'den kalma köprü ya. Geçenlerde çok yakın tarihte, kitapta yazıyor, çok acayip sıkılmışsın. Çok. Sıkılmadığımız gün mü var lan? Kitapta yazıyor ki, kafaya birisini taktı. Buna takmadığımız mı var? Takke bile takıyoruz. 10 tane böyle salladı mı, 5 tanesi tuttu mu? Arkasından 7 tane var mı? 700 euro verme bakayım. Her bir cine 100. Orada bitse, seansa bağladı. Hayvan olursan sırrı sağırlar. Ne güzel demiş kitapta. Sen eşek olursan semer vuran çok olur. Ha, tak, bak görüyor musun? Tak tak. Dinini sevsinler ya. O sen olur. İsterse 70 tane olsun. İnsan kadar güçlü var mı? Sen kendi öz benliğini bilmiyorsun, gücünü bilmiyorsun. Besmele'nin ne demek olduğunu bilmiyorsun. Her insanın bir cinli şeytanı vardır. İnsanla doğar diyor hadiste. Cinler insanlar gibi inananları var, inanmayanları da var. İnanmayanları, insanları rahatsız edenler bu tipler. Müslümanlar etmez. Müslüman cinler Müslümanlara yardım eder. Müslüman cinliler, iman edenler kafire bile rahatsızlık vermez. Peki abi, şimdi buradan da kandırma olabilir mi? Ben sana şimdi zarar vermeyeceğim. Bak yanımda Müslüman cin var. He. Sana bunu vereceğim. He. Bu sana yardım edecek. Yapıyor işte. Cinci uyduruk hoca bozuntusu. Çünkü sen onaylanmadan giremiyormuş. Yani ben sana cini veriyorum, kabul ediyor musun? Hem de Müslüman diyor abi. He Müslüman, bak sana. Bak çok rahatlayacaksın, senin yanına koyacağım. Müslüman cini bununla uğraşır. Müslüman cini Allah'tan korkar. Bu tür şeylerle kim meşgul olur? Sihir yapan ve yaptıran kafir olur diyor Peygamber Aleyhisselam. İmanı gider diyor. Yıldızlamaya bakıyor. Söyle annenin ismini. Söyle senin ismini. Osmanlıca yazarım. O kitaba bir bakalım ne çıkacak. Zıkkımı kökü çıkacak. Yıldızlamaya bakmak. Bakan da baktıran imanı gidiyor. Yani abi kafir cin için bu beden haramsa Müslüman olan nasıl girecek ki zaten? Ya. Zaten cinlerin böyle bir vazifesi yok ki. Ne işi var yani? Onlar da وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَا لِيَعْبُدُونَ İnsanları ve cinleri yalnız bana ibadet etmesi için yarattım diyor Allah. Tamam. Tamam bu bitti. Matematik okuyor. Geçti. Tamam burada şey yok. Cinselliği anladık. Cinneti anladık. Ezan okunurken bazı hastalar niye kulaklarını tıkar? Niye tıkar? Söyleyin bana. Şurada buldum. Çünkü rahatsız olan o değil abi. Ver abi. He? Çünkü rahatsız olan o değil. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Niye kuytulara gelir? Ortada da durmaz. Hemen için. Veya Elif, La, Mim. Ezanlarda, Kur'anlarda şarkı türkülerde ben de soruyorum gafil doktora. Müslüman doktorundan bahsetmiyorum. Tıbbi midir bu?
ezandan rahatsız olan şizofreni, tamam, şizofreni tanısını koydunuz, teşhisini koydunuz. Peki ezanda ve Kur'an'da yapıyor, şarkı türkü de ha. Peki sese göre farklı hastalık mıdır? Tıbbi midir şimdi bu? Niçin peki çok iyi bildiğin halde tıbbi olmadığını, bu Kur'anlık olduğunu, dini olduğunu ama din yücelir diye dine göndermiyor. Biz yapamadık, bunu din yapar dememek için, din yüceltilmemesi için, dini çözüm yeri görmemesi için göndermiyor. Ben de senin papucunu böyle çıkarıyorum işte. Sahtekar. Dinden kopuk ama. Baştan sona kadar bütün sözlerimiz odur. Din yücelmesin diye, tamam ilaç da olsun. Ama desin ki bak kardeşim, bacım, evladım vesaire. Ha ben sana ilacı veriyorum, tamam yüceler tahrip olmuş. Ama sen Kur'an namaza başla, Kur'an oku, tamam. Yani din motifli sohbetlere git. Motive olman lazım. Teselli ihtiyacın var. Sen peygambere inanmıyor musun? İnanıyorum. Estağfurullah doktor bey. Ya peygamberimiz diyor ki ben rahatlamak için üç şey. Tilavetil Kur'an, Munacatı Rahman, Sohbeti İhvan. Bunlardan bir de seç işte git. Kur'an'ı okumak. Müslümanlarla sohbet ortamında bulunmak. Namaz kılmak. Namaza başla. Şarkı türkülerden uzak dur demez. Dün yüceliyor. Yani çözümü din göstermiyor. Bak. Ezan okunurken bazı hastalar niye kulaklarını tıkarlar? Rahatsızlık olmadan önce Kur'an okuyan seven iken bu. Rahatsız değilken bu insan, Kur'an'ı okuyan, Kur'an'ı seven, namazı seven, namazı kılan, namazdan ve Kur'an'dan nefret etmesi tıbbi midir? Ne alakası var? Namazı seven kılan iken, dostlarını ve yakınlarını sevip sayar iken niye en yakına küfür ediyor? Sokaktakilere çok iyi. Doktora götürüyorsun hakikaten hastalık hasta demezsin. Herkeste yağ bal. Evdekilere veya ona el uzatanlara. Ha şu. Cinli hastaların belirgin özelliğinden bir tanesi de Kur'an ezan dinlemezler. Şarkı türküyü severler. Bir de kendisine el atan kim? Yardım edecek. Yani Kur'an okuyacak. Hocaya götürecek. Yani Müslüman adamlara götürecek. Yani din motifleri. Ha o bana din noktasında yardım edecek kişilere hücum ederler. Evde herkesi değil. Mesela şeyde X şehrinde Schweinfurt işte söyleyeyim. Schweinfurt'ta bir yerdeyim. Schweinfurt veya Linz'deyim. Linz galiba Linz. Cami şeyindeyim. Ondan sonra bir eve gittik. İftarda iftar. Ve orada 27 yaşında orada yatalak. Adam 3 senedir beri yatağına kalkamıyor. Karısı da boşa çekip gitmiş Frankfurt'a. İftar ve yani her akşam birisi iftar veriyor ya. Gittim oraya. Nasıl bağırıyor? Nasıl yıkacak evi devirecek? Benden önce cami cemaati, cami derneği gitti. Ben de birisi vardı, geç kaldım. İftar birkaç dakika var, 5-10 dakika var. Onlarla yağ bal, ha ha şaka şenlik. Yani evden benim geleceğim saatte nasıl bağırıyor, kapıya tutmuş. Zor kapıyı açıyorlar, açmıyorlar. Soruyorum doktora, tıbbi midir? Zor tuttular, ben de gittim kafasına, bana bak. Kimim ben biliyor musun? Tamam, otur. Ben buradan gidene kadar ayağını kıpırdama, ayağını kırarım. Adama diyorum tabii, onun şahsında. Ayağını kırarım, beni biliyorsun. Tamam, o köşede oturuyor, gidene kadar. Yemek yemek. Tıbbi midir? Sevmiyorsa niye sözünü tuttu abi? Ha? Niye tuttu? Tıbbidir değil mi? Ondan demişler. Nerede gördün Hasan'ı? Cekulazi bir Rabbi Nasi. Tıbbi midir diye soruyorum. Buradaki bütün gayem şu. Din çözüm olarak göstermeyen hocalara duyuruyorum bunu. Tıbbi midir bu? Abi en fazla şimdi bu zamanda olan bu biyoenerji dedikleri. Bayağı yayıldı yani Almanya'da çok. Hem bak bir tanesini de sana söyleyeyim. Yeri söyleyeceğim. Stuttgart'tan. Yani biliyorum abi onu. Beraber miydik? Hem bak. Stuttgart'tan ben Augsburg'daydım. O kadar söyleyeceğim. Zaten kadının ismi. Biyoenerji doktoru bu. Alman. Yeni Müslüman olmuştu değil mi? Hı. Yeni Müslüman olmuştu. Böyle elini gezdirerek böyle tedavi ediyor.
Türk kocasından boşanmış galiba. Fırıncıydı. Boşanmış. He. Boşanmış. Artık yani. Biyoenerjici. Biyoenerji demek cinci demektir. Avrupa'da biyoenerji, Türkiye'de cinci demektir. Tamam mı? Biyoenerjisini sevsin. Biyoenerjisi yüksek. Allah Allah. İman nuru artmış da baraj gibi vuruyor yani. Dedim ki biyoenerji. Olayı gel bakalım nasıl biyoenerji. Bakayım. Ne oluyor dedim böyle tedavi ediyor. Peki niye geldin? Seni duydum dedi. Tercüman ediyorlar da tercüman. Seni duydum diyor. Siteden gördüm. Peki ne oldu beni görünce? Yatamıyorum dedi. Yatamamaya başladım dedi. Birisi dedi Stuttgart'ta derste. Bunun dersini önerdiler, benim dersimi. Senin dersini çalıyorum, öyle uyuyorum. Ne zaman uyudum da bilmiyorum. İlle senin o dersini duyunca uyuyorum. Ve seni 1,5 seneden beri arıyorum. Ondan sonra dedim ki kurtulmak istiyor musun? İstiyorum dedi. Ama bu işi yapmayacaksın o zaman. Niye dedi, bu dedim biyoloji değil, cindir. Renk değişti. Ne yapacaksın? Bak. Bir, Müslüman oldukları için Müslümanlardan daha iyi dini yaşarlar bunlar, Almanlar. Sebebi, kafir oldukları haletleri bildikleri için Müslüman oldular, cennet havasına girdiler. Bu cennetten cehenneme dönmemek için Müslümandan daha gayret. Müslümanlar ise daha önce kafir olmadıkları için iman nimeti içinde imanlarının kıymetini bilmediklerinden lakayttırlar. Kıyası yok Müslüman. Var. Almanların kıyası var. Dolayısıyla kafirlikten şeye, Müslüman imanı. İmanı bu kez cehennemden cennete döndü dünyada. Dönmek ister mi? Hemen Kur'an şey dedi, hemen Kur'an'a çıkmış zaten kadın. Dedim Hizbul Kur'an okuyacaksın. Risale-i Nur'dan Asay-ı Musa nedir dedi, yaz bulacaksın. Cep telefonundan okusam olur mu? Yok, kitap okuyacaksın. Kitabı açacaksın. Burada bir sirayet var. Peygamber Aleyhisselam hırkasını Veysel Karani'ye başına göndermemiş. Üşümesin. Veysel Karani devenin çobanı. En çok ip onda develerle yatıp kalkan ve köylü çocuğu yani. Onun kadar ipi olan var mı? Resulullah da deve çobanı değil. Peki hırkayı gönder. Niye? Üşümesin diye. Ama ne diyor? Bu hırkayı giyerek ümmetime dua etsin diyor. Şart bu. Ne alakası var hırkayla? Anlamazsın sen. Sirayet var burada. Ha? Şimdi ne için hırka gibidir bu Asay-ı Musa? Okuyacaksın kardeşim. Bak ne çıktı biliyor musun? Yalnız o mübarek kardeşimiz benim gibi resmi ilaçlardan çekinmediği için bir seyirdir. Ben ondan ziyade ızdıraptayken nurcuların duası yeter diye maddi ilaçları aramadım. Ve hastalık hakkında kimsenin fikrini alıp evham etmedim. Birinci emirde 189 bak karıştırırken çıktı değil mi? Kaldırdım çıktı. Ne diyor? Gördün mü kitap? Kitap dedim ya, kitap bakayım ne diyor dedim, kaldırdım. Böyle dedi kitap. Evet dedi. Tesadüf mü şimdi? Konuştu bizimle. Kur'an da kitap. Ya kitabın ağzı dili mi var? Kur'an ağzı dili mi var? Ama Kur'an için diyor ki Allah وَنُوْ نَزِلِ مِنَا قُرَانْ مَا وَشِفَا وَرَحْمَةِ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا اَزِدُ زَالِمِنِ اَلَا خَسَرَ Müslümanlar şifadır. Kitap nasıl şifadır? Anlamazsın sen. Sen şekli sesi dönüştür o kadar. Şekil, harf. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Şekil, ses. Fark. Bak hiç benziyor mu? Sen sesi dönüştür, karışma. Asay-ı Musa'yı sese dönüştür. Bismillahirrahmanirrahim. Bak. Ne oluyor? Söylet ya, ilaç değil kardeşim bu. Yan tesiri yok. Para da almıyoruz senden. Allah'ın Kur'an'ını seversen. Ey sıkıntılı olan kardeşim. Asay-ı Musa bir oku ya. Abi orada hani Stuttgart'tan gelen o kadın. Ama onu bitireyim de. No. Şu benim dikkatimi çekti de mesela bak 1,5 seneden beri kadın seni arıyor. 1,5 sene. He. Ondan sonra biz eve yaklaştıkça o rahatsızlanıyordu. Tıbbi midir? Bak bana verdik. Ooo. Geliyor, dediler ya, abi evde dedi, adresi bir yere verdik, dershane vermedi. Ben de dershanedeyim. Gelmiş yardım edelim ya. Bu işin değildi. Yani bu ne diyeceğim? Risale-i Nur göstereceğim de başka bir şey yok. Yani git başının çaresine bak. Papaza mı itelim ya? Çıkış yolu göstereceğiz de kardeşim. Eve yaklaştıkça, abi diyor, hatırladın mı? Abi, oradaki ev sahibi Halil Hacı. Abi diyor ya, abi neredesin? Yaklaşıyor. Abi ya gittikçe saldırı şey yaptı diyor ya. Eve yaklaşıyorum çıldırıyor. Tıbbi midir?
gittim. O mudur yani? Mesela 1,5 sene arayan adam niye razı olsun? Niye rahatsız olsun? Sevilmesi lazım. Geldi. Beni gördü. Kas katı kaldı ayakta. Otur. Asiye bu. Otur. Çok acayip de ben ona hitap ederken ona hitap etmiyorum. Otur. Bana bak diyorum. Bunu tercüme etmeyin tamam mı dedim. Kadın duymasın mı? Bana bak. Oradaki ne diyorum. Bak tepemi attırma. Bunu rahat bırak ve çekil kenara. Adama diyor. Kim duyuyor mu biliyor. Köyde kim varsa. Ne oldu? Bu kadın Asay Musay'ı okuyor ama başladı mı? Hizbul Kur'an okumaya başladı mı? Koydu kenara. Ne dedi Allah'ını seversen? Hasan Hoca'yı çok küstüm. Niye küstü? Düzeldim ama doktorluk yapamıyorum. Bir enerjim yok. İşimden oldu. İşinden atıldı. Posta dağıtıyormuş ya. Yapma ya. Postacılığa dönmüş. Dedin ki ne yapsın ben dağıttım. Kafadan attım yani. Posta mektup dağıtsın dedi. O da hakikaten bu tapu gibi kabul etti. Gitmiyor posta diyor. Ulan nereden çıktı ağzımdan posta? İyi ki astronot oldum. Hasan Hoca'yı çok iyi. Evet düzeldim. Bir şeyim yok. Ama biyoloji yapamıyorum. Bıraktı doktorluk bitti. Sertifikası vardı. Yozonesi vardı. Yok hiçbir şey yok. Ne oldu biyoloji? Biyosunu sevsinler. Bak Asay Musa nasıl çaktı. Vallahi. Usta diyor ki Asay Musa için. Bütün sihir ve büyüleri iptal edebilen Asay Musa. Ve ismi Asa Musa bir zulümatin celet. İmam Ali söylüyor cacilete. Zulümatları nasıl dağıtıyor Asay Musa? Ve ismi Asa Musa bir zulümatin celet. Cacilete. 740-746. La kardeşim Allah'ını seversen ehli sana bir şey diyor. Uygula ne olur ya. Bediüzzaman söylüyor. İmam Ali ne diyor? Ve ismi Asa Musa bir zulümatin celet. Zulümatları nasıl dağıtıyor, nasıl tarumar ediyor? Bak Hasan Hoca'yı çok küskünüm. Doktorluğum gitti, biyolojim yok. Ne oldu biyoloji? Biyolojini sevsinler. Ha ne oldu? Hava kirleri. Biyoyu yok etti abi. Peki, o böyle oldu. Benim imanımı düşün. Şimdi ben Risale-i Nur'a nasıl bakarım? Şimdi bunlar geldi. Bunun biyolojisi senelerden beri mesleği, doktor, sertifikası var. Tedavi ediyor, para alıyor, geçiniyor, binası var, arabası var, arabası değil. Şimdi Asay Musa'yı okuyor, dedim, hepsi gitti. Peki benim Asay Musa'ya karşı imanım nasıl olur? Onu boş ver, o düzelme. Ben Risale-i Nur'a nasıl böyle şey yaparım ya? Söyle benim ne olurum? Her şeyim de artık. Her şey. Canımın canı, ruhumun ruhu. Eylem ya, eylemde görüyorum. Ben artık Risale-i Nur'a kutsiyetini... İtikat etmiyorum. İtikat dimağdır. İman etmişim kutsiyetine. Tamam. Hayatımın hayatı oldu. Ustad da zaten söylüyor. Şeyde. İkinci şuada. Sebebi vücudum, vesile-i saadetim, vazife-i, vesile-i fıtratım. Vazife-i fıtratım olan Risale-i Nur. Sebebi vücudum, vazife-i fıtratım, vesile-i saadetim olan Risale-i Nur diyor. Kardeş benim için artık Asay-ı Musa realitedir, iddia değildir. Ne oldu bak gözümle görüyorum. Bak diyor biyolojim gitti diyor. Küskünüm diyor. Oradaki kadın cemaatine diyor. Onlar da gülüyor. Düzeldi mi sen düzelmene bak dedi ya. Ama posta atıyorum dedi ya. Ben doktordum dedi ya. Doktorluktan oldu. Asay Musa'ya ne bakan demek lazım? Profesör ya da... Kim yaptı bunu? Ben taş atıp da kolum vardı. Asay Musa'ya okuyor. Hizbul Kur'an okuyor. Posta çantasındaymış ikisi de. Korkuyormuş yolda belki sıkıntım olur diye. Okuyor. Yolda kırmızı ışıkta bir tanesi dedi. Sonra dediler bana. Kırmızı ışıkta dururken hangi sanatçı bilmiyoruz ama orada durarken okuyormuş. Kırmızı ışıkta. Kadını görmüşler. Gece kalkıyorum dedi. Gece teheccüdlere kalkıyor. Dua ediyormuş bize. Öncün ayakta duruyoruz bak. Bak. F-25'in ilk projesi geçen akşamdı. Saldırı ilk projesini gerçekleştirdiler. Ama yemedi. Allah musad etmedi. İlk şey. Kriminal miydi? Kriminal polisleri. Ya, musallat etmiş. Yesine kriminal. Peki. Ya benim için itikat değil ya Risale-i Nur. Vallahi ya. İman seviyesinde ya.
iman etmişim. Kur'an'ın tefsiri olduğuna. İtikat etmemişim. İtikat dimağıdır. İman etmişim ben ya. Benim için öyle az. Maddede tezahürünü görüyorum. İddia değil bu. Hissi değil, fikri değil. Bak. Giriyorum. Bana bak. Kadın durmuş. Rahat dur. O adam işte çocuk. Herkes iftara gitti. Kapıyı durmuş. Gülemez diyor. Zor aldılar. Hocam ne oluyor falan. Kim o benim kapıda duran? Ne? Geç oraya. Onu kırarım lan ayaklarını. Babası da sonra diyor. Onun hocaya bakıyor. Çocuğuma diyor. Sen göz yapıyorum. Çocuğuna değil o. Geç otur. Kıpırdama. Ama yemek yedik, sohbet ettik, çay içtik. İyi misin? Nasıl bir şey? Sebebi ne biliyor musun? Risale-i Nur'u çok seviyorum. Meziyetim o. Başka hiçbir meziyetim yok. Allah Kur'an'da yemin ettiği için söylüyorum. Başka meziyetim varsa Allah kahretsin. Ben sizi riyakarlıkla yapmıyorum. Sizi sevdir kendimi. Ben artık hayatım bitmiş yani benim. Kimseye kendimi gösterme, takdir, tenkitten umurumda değil. Yemin ediyorum. Risale-i Nur'u sevmemde başka bir meziyetim yok. Çok seviyorum. Ondan işte birileri rahatsız oluyorsa oluyor. Başka bir şeyim yok ya. Yani. Bak şimdi devam edeyim. Benim Müslümanıma yardım etmeye devam ediyorum. Hastalanınca daha mazlum, yumuşak ve kucaklayan olması lazım iken niye saldırgan? Diğer hastalık, böbrek, diyalize girmiş, tamam mı? Mide hastası, kan. Hepsi yumuşamıyor mu? Bu nasıl bir hasta? Saldırgan. En yakınlarına. Niye yabancılara değil? Doktorluk mudur? Kur'an'dan, namazdan, ezandan ve dostlarından nefret etmeleri doktorluk mudur? Tıbbı izah edebilir misin? Kovulunca şeytan insanları saptıracağını, her türlü rahatsızlık vereceğini şeytan baştan dedi zaten. Peşin konuştu adam. Her türlü zarar vereceğimi, saptıracağımı. Ama Allah diyor ki benim hakiki dostlarıma bir şey yapamayacaksın diyor Kur'an'da. Kovulunca öyle dedi. Zaten adam peşin söyledi. Peki başka? Hasta yakınlarına zarar vermeyi meyilli olmaları, helal olan her şeye ters yapmaları, helal olan her şeyin tersini yapıyorlar. Hatta çok acayip yani mesela oturdu yemek yiyor. Ben diyor şimdi lahm yiyorum diyormuş annesine. Deli değil. Onu öyle gösteriyorlar. Çünkü onlar insanın idrarını ve gaytasını yiyor ya. Hasta yakınlarına zarar vermeyi meyilli olmaları, helal olan her şeyi ters yapmaları, ters görmeleri. Oysa bu hasta daha önce doğru yaşıyordu. Daha çok niye Müslümanlar oluyor diye soruyorlardı bana. Yani gafil yaşayanlar da olmuyor. Şeytan olanlara niye gitsin ki? Aptal mıdır şeytan? Şeytan kendisine şeytan değil ki. Köpek köpek etini yer mi? Tabii ki Müslümanlar daha çok rahatsız olacak. Çünkü kafir cinler, kafir şeytan, zaten Müslümanın şeyi yok. Kafire yine gitsin. Şimdi cinler ve şeytanlar meyhaneye gider mi meyhaneyi bozmaya? Lan zaten sarhoş ya. Ulan meyhaneye giderse ben de sarhoş olurum der. Şeytan sarhoş olmaktan korkar ha. Belki bir an bir insanı kandıramam diye. Şeytan sarhoşluktan korkar. Meyhaneye değil kahveye gidene gider ya. Camiye gidene bulaşacak. Tesettürsüz kadına niye dokunsun ki? Tesettürlü olana dokunacak. Soruyorlar da ona cevap veriyorum. Çünkü bunlar helal olan her şeyi ters yapmaları böyle değildi. Oysa bu hasta daha önce her şeyi doğru yapıyordu. Hasreten eşinden soğuma, ayrılma. En büyük şey hastaların ortak özelliği. Kime denk gelmiş? Eşinden ayrılmak istiyor. Eşinden ayrılmaya kim karar vermişse bilin ki musallat olmuş ona. Adın gibi bil. Kendini bir yerden atıp öldürme istemeleri. Hep bunları tıbbı izah edebilir misin tıbbı? Neden eşinden ayrılmak için mücadele? Çünkü şeytanın en büyük tuzağı içki içirmek, zina yaptırmak değil.
En büyük muvaffakiyeti aileyi yıkmak, aile toplumu yıkmaktır. Karı kocayı ayırmak en büyük hedefleridir. Şeytan talebelerine diyor ki sen ne yaptın bugün diyor. Diyor ki içki içirdim. İyi. Sen kumar oynattın. Sen adama haram yedirdin. Sen biraz tartıda şey yaptın. Hani, gerizekalı bir şey becerememişsin. Mal çaldım. La de beceriksiz. Böyle diyormuş ha. Sen bugün karı koca ayırdım. Gel buraya. Çık sana verdiğim en yüksek makama. Aferin. Böyle olacaksınız. İçki içini almıyor o yukarıya. Hıya. Karı kocayı ayırdım. Gel buraya. Çünkü ondan sonra bütün kötülükler başlar gelmeye. Ondan sonra zinalar da başlar. Hep zincir. Aile yuvası. Çocuk sokakta zaten. Aferin çık yukarıya buraya. Onun için bu tür hastalar rahatsız ediliyorsa evde hırçınlık yaparlar. Kavga, gürültü, kavga. Yaşanmaz hale. Ta ki boşansınlar diye. Ondan sonra adamlar, insanlar da diyor ki artık biz anlaşamıyoruz. Ayrılalım. Oysa siz anlaşıyorsanız kardeş, sizin paraleliniz anlaşmıyor. Türkiye'nin de paraleli var ya. Paralel ya. Paralel beni burada da buldu ya. Onların da biz anlaşamıyoruz. Biz ya. İnsanın paraleli var, anlaşamıyor. Senin sen değil, senin paralelin anlaşamıyor. Ama ahmak sensin. Hizbul Kur'an'ı, Hizbul Hakayki Nuri'yi, Kur'an'ı ve Asay-ı Musa'yı okumuyorsun. Ahmaksın. Ne yapalım? Ahmak olursan her şeye razı olacaksın. Ne var? Paramı istiyoruz senden. Al oku. Bana diyor ki, Asay-ı Musa, hocam düzeldikten sonra gene okuyacak mıyım? Niye sordun dedim. Düzeldikten sonra ilaç içmiyoruz ya dedi. Dedim ki bu dedim ruhundan geldiği için ruha hap değil. Devamlı bu hastalık olur. Çünkü gidip gelmeler alışıldığı için o yol gene rahatsız ederler. Devam et. Başka. Kişi istemediği ve mantıksız bulduğu düşüncelerinden kendini alıkoyamadığı, aklından çıkaramadığı, kafasından kovamadığı, inatçı, bir o kadar da ısrarcı düşünceler tıbbı mıdır? Çok antika bu. Bir daha. Kişi istemediği halde, mantıksız bulduğu düşüncelerinden, kendini alamadığı, onlardan o şeyleri aklından çıkaramadığı, kafasından kovamadığı, inatçı, o kadar da ısrarcı düşünceler tıbbı mıdır? İlle o takıntı. Mesela bir misal söyleyeyim. Caddenin bu taraftan caddenin o tarafına. Bu taraf şöyle yapsa tık olan o da böyle yapar. Pantolon mu çıkarsın? Kırıkan'da gördüm. Pantolon mu çıkarsın? O da çıkarıyor. Şöyle yapsın o da yapıyor. Tık hastalar. Tıbbı midir? Tıpta çaresi yok. Ne oldu? Asay-ı Musa okudu. Hizbul Kur'an'ı okudu. O hasta iken her gün meziseye gelen, Hizbul Kur'an, Asay-ı Musa okuyan adam düzeldikten sonra daha gelmedi. Adresi de söylüyorum ya. Çiftçi havuç üretiyordu. İsmini vermeyeyim. Havuç üreten adam. Koca adam donunu bile çıkarttırmışlar. O caddeden bir tane çıkıyordu. Sersemi tanesi, dedi bakmak istemiyor. Bir kere baktı. Baktığınca kafayı kurtulamaz. Böyle dalıyor. Pantolonu çıkarınca bu da pantolonu çıkarıyor. Mesela bazılarına bir vuruyorsun küfür ediyor mesela. Hı diyor. Onlar tıbbi midir? Tamamen. Hizbul Kur'an. Hizbul Kur'an okuyacaksın kardeş. Lan nerede bulacaksın böyle dersi? Parayla istesen bulamazsın bunu ya. Adama git profesöre isim verdirtmeyin bana ya. 20 dakika 25 dakika 450 bin lira alıyor. Almanya'da psikiyatriden randevu alacaksınız 3 ay gerekiyor. En az 3 ay gerekiyor. Türkiye'de elini sağlayarak gidiyorsun ama 15-20 dakika konuşuyor, 300 lira, 400 lira alıyor. Bu tür saplantılardan kurtulmak için Üsküdar Üniversitesi'nde 2 hafta kalmış, 42 bin lira vermiş, gene aynıyım abi dedi. Bana ne soruyorsun? Gitsene olsa, o zaman paranı al. Burası hastane demiş ya, düzeldin dedim, biz garanti etmiyoruz demiş. O da haklı. Ne oldu sonra? Abinin, ben dedim, Asay-ı Musa oku. Hizbul Kur'an oku, Hizbul Hakayki Nuri oku, derslere git, namazı vaktinde kıl,
Tesbihatını yap. Tamam mı? İnternet cep telefonlarından, televizyonlardan uzak dur. O abi nasıl yapacağım? Sen bilirsin kardeşim. Ölünceye kadar ilaç kullan o zaman. Acabaya 42 bin lira veriyor abi. Acabaya 42 bin lira veriyor. Buna vermiyor. Bu ise beleş. Beleş ya. Para da istenmiyor acı abi. Bir şey. Ve bu dersleri o 42 bin lira alan doktorlar dinleyip not alıp da sulandırıyorlar. Kendi tıbbi tanımlamalara sokuyorlar bu kelimeleri. Tıbbi tedavi yapıyorlar, para kazanıyorlar bu derslerden. Çünkü cinlerin nerede mi? Cinselliğin cin olduğunu doktor nereden bilecek? Cinnet geçirmenin cin olduğu nettir ifadesini nasıl yapacak? Nasıl bilecek? Şey için söylemiyorum ama Müslüman doktorsa bilir. Müslüman doktor, Müslüman inancı varsa. Allah'tan korkan insanlara yardım eder. Allah'tan korkan doktor insanların zaafı en zayıf damar hastalıktır. Onunla insanları sömürmez. Allah'tan ve ahiretten korkan, Allah'a ve ahirete iman eden Müslümanların, hatta kafir dahi olsan, insanların hastalık damarını istismar edip sömürmez. Ahirete, kul hakkından korkar. Allah'tan kork ya. Ne taş atıp da kulun mu ağrıdı? 20 dakika veriyorsun, 400. Hemen şunu cevabı verirler. 6 sene tıp okudum, 4 sene ihtisas yaptın. Ben 36 sene okudum bunu. Tamam sen almayabilirsin diyorlar. Tamam sen de hakkını al. Çünkü tıp tedavi istediğiniz kadar para alamazsınız. 4 şey isteyen istediği kadar para alamaz. 1. Gıda zaruri. Peynirden istediği kadar üretici para alabilir, satabilir. Buğday istediği kadar yapamaz. Zaruri gıdaları %25'tir. İslam'ın masrafına %25 koyacaksın. Yeme, içme, barınma, tedavi. Sen masrafı, hastanenin masrafı yaz. 50 lira. %25'te kar koy, 75 lira alabilirsin. 100 lira alamazsın. 100 lira ise %25, 25 bekle. Ama çarnaçar baktım başka çarem yok. Kapına gelmişim. Tarlayı satmışım, öküzü satmışım, traktörü satmışım. Kanımı, hanımın bileziğini bozdurmuşum. Çocuğumu getirmişim, başka çaresim yok. Ve tam da hırtlağına basıyorsun. Ona tam bir fırsat işte. İyilik yaptı haşir meydanında. Herkes inim inim inleşirken yaptın şu iyiliklerle. Kurtul işte. Sana Allah bir fırsat verdi kurtulmana vesile. İnsanlara yardım et. Paranı da al yani ama istismar etme. Tam bir fırsat değil mi? Ben mi manyağım ya? Ben mi eksiğim? Bende mi tuhaflık var ya? Tam bir fırsat değil mi? Ha tam bir fırsat sömürüyorsun. Tam bir fırsat iyilik yap. İyilik yapan iyilik bulur. Kimsenin ahını alma. Çıkar aheste aheste. Allah öyle bir vurur ki. Nerede vur? Vurmaz ahirette. Vurması gene dünyada iyi. Bak o delikanlı geldi. Hocam dedi 2 hafta kaldım 42 bin lira verdim düzelmedi. Peki bunun aha kaldı mı kalmadı mı? Birisinin aha diğerine yar olur. Bana dediler abi dedi şeye gitmiş ihaleye gitmiş binası dairesi. Çoluk çocuğu çıkmış karşıdan bakıyorlar daireye çıkmışlar. Şey binayı şey bankaya gitmişmişler ne diyorlar işte o. Haciz. Açık artırma çıkmış. Bir tanesi bana oradan telefon ediyordu. Hocam dedi binanın öndeyiz dedi. Açık artırım dedi. İş Bankası şey satıyor dedi. Binayı. Yani alayım mı diyor. Dedim sahibi nerede? Karşıdan bakıyorlar dedi. Hemen orayı defet çabuk. Defol. Terk et çabuk. Helak olmadan sen. Çabuk. Allah'ın laneti iner oraya. Lut kavminin bulunduğu gölden Allah Resulü geçti aldı. Kaç asır geçti aldı. Su içirmemiş sahabesine. Allah lanet ettiği yerde rahmet olma. Çıkın oradan dedi. Çok da ağlayanın başkasına yar olur mu? Müslüman. Tamam abi. Ne kadar vicdanlı ki telefon ediyor. Çabuk cömert terk et orayı. Borç istiyor benden. Diyelim. Tamam mı? Ne hayırdır Murat? Ya hanım hasta da. Arsayı. Arsam var. 3 lira. Tamam mı? 3 lira. Satılmıyor ama ameliyat olması lazım çoluk çocuk. 1 liraya satıyorum. Çok iyi biliyorsun ki 3 lira. Alma karamdır. Sahabede olmuş. Ya filane. Bu unu niye böyle satıyorsun? Dedi ki hemen satıp dedi. Sahabe de olmuş. Hemen satıp ucuz olsun ki evde aslan var dedi. Un getirmiş. Hayır dedi. Ver bana onu. Bunun değeri dedi 2 liradır dedi. 1 lira değil. Verdi. Bunu Hazreti Osman yapmış. Ata. Bunun atı hemen satmam lazım. Niye satman lazım? Bu değeri bu değil ki dedi.
Evde hasta var, annem hasta, ona gitmem lazım dedi. Satmam lazım, para lazım. Beklersem geç olur dedi. Hazreti Osman alıyor, iki fiyat veriyor. Ondan sonra diyor ki Hazreti Osman radıyallahu anh, acayip. Bu tamam anlarsan, şu parayı da çoluk çocuğuna dedi şey al. Kabul etmiyor o sahibi, o da etmedi yani. Öyle bir olay geçmişti, anlatmıştın abi sen yani. Siz de ev falan satmışlar birisi. Evet. Kardeş, verdiğim misaller hep yaşanmış. Ha burayı bir yarsan, içini bir seyretsiniz. Siz bir defa evlendiniz ama benim evlilik dolu. Benim o arsanın için sattığı dolu, arabanın için sattığı dolu. O hastanede çıkıp şefi bağlamış, traktörünü satmış gelmiş Yozgat'tan. İçim dolu dolu. Biraz ne olur musama edin bu feveranıma. Ben de şefkatliyim, değil mi uçuyum? Açıyorum yani. Çaresi de olsa mı? Çare bu. Çare de göstermiyor hastanede. Komşunla yatağında yat ama Asaymus'a oku demiyor. Ne var dedim? Seccade var dedi. Murat beni de sevmezler ha. Bu sözümü duyan doktor sever mi? He? Ya böyle diyeyim. Sevmez beni. Ne der ulan? Ne mikro? Ha! Ne yapar biliyor musun? Efkar Ahmet'e beni düşürmek için bu ders için demez. Bu derse ne der biliyor musun? Bu tedavi dersine ne der biliyor musun? İstismar edilmeme dersine ne der biliyor musun? Cinci. Cinci bu adam. Şey senin kafana rahmet düşsün gene. Ha şimdi nasıl çıkacaksın yüzüme? Ben Müslümanlara yardım ederken hem sömürüyorsun hem doğru yolu gösterenlere. Sen doğru yolu göstermiyorsun. Doğru yolu gösterenleri de nazardan düşürmek için ibi de iftira ediyorsun. Gıybet etmiyorsun, iftira ediyorsun. Bu iftirayı ne yapacaksın? Ya bana cinci demeyle sen yarın haşir meydanında önünde sol taraftan cehennem, sağ tarafında rivayet cennet, haşir meydanında tezgahta karşına dikildiğim zaman ne yapacaksın? Kefene sarılmayacak mısın? Ben Müslümanlara yardım ederken sen de Müslümansın güya. Hem ona el uzatman gerekirken garibana ben uzatıyorum. Uzatma dinlemesin diye beni gıybet de etmiyorsun. Doğru söylesin gıybettir. İftira ediyorsun. Bu derslere cinci diyorsun. Allah'tan korkmuyor musun? İmanın yok mu senin? Haşir meydanından korkmuyor musun? Cehennemden korkmuyor musun? Allah'tan korkmuyor musun sen? Hesaptan korkmuyor musun? Kabirden korkmuyor musun? Öyle yafta yapıyorsun, bana yapıştırıyorsun. Yapıştırsan da yapıştırmasan ben ne derse küfür etseler bile, öldürseler bile Müslümanlara yardım etmeye ahdetmişim. Ne yaparsan yap. Ama sen kaybedeceksin. Ama beni beddua etme, Müslümana beddua yakışmaz. Allah Resulü öyle diyor. Müslümana beddua yakışmaz. Ya benim ağzıma olmaz. Bak ağzına, kafana rahmet düşsün dedi. Diyemem. Diyemem. Müslüman ıslah edilmeli. Ben burada ne karım var? Bu kadar bana iftira yapacaklarını bile bile bunu niye yapıyorum? Benim gariban Müslümanımı kurtarayım. O ne derse desin bana. Ben zaten takdiri tenkidi aşmışım. Küfür etsen ne olur ya. Bak. Helal olan her şeyi ters yapmaları. Oysa bu hasta daha önce doğru yaşıyordu. Hasreten eşinden soğuma, ayrılma, kendini bir yerden atıp öldürme aletleri, affedersiniz tam beraber olma anında o aletlerin, vücudun sisteminin bozulması, hep bunlar tıbbi izah edilebilir mi? Oraya kadar geliyor, ondan sonra yok. Kişi istemediği ve mantıksız bulduğu düşüncelerinden kendini alıkoyamadığı, aklına çıkaramadığı, kafasından kovamadığı, inatçı bir o kadar da ısrarcı düşünceler tıbbi midir? Doktorlar ilaç ceset ilişkisini biliyorlar. Kafir doktorun. Mesela böbrek biliyorlar. Böbrek belli. Hastalık belli. İlaç belli. İlaç böbrek ilişkisini biliyorlar. Din ise ruh ceset ilişkisini bildikleri için çözüme daha yakın din. Ama din diyor ki ayet-i kerimde bilmiyorsanız ki bilmiyorum. Ehline gidin diyor. Biz ne diyoruz? Doktor Murat demiyor. Doktora git. Tamam.
Bak tıbbi ise, tamam. Ama bu arada tıbbına bir zarar yok. Kur'an da, Hizbul Kur'an da oku, Asay-ı Musa da oku. Ne zararı var senin ilaç kullanmana? Ben ilaç kullanma demiyorum ki. İlaç kullanacaksın, kullan. Ama bunu oku. Adam ya demiş doktora, ya Kur'an da okusam ya. Ya bırakın böyle uyduruk şeyleri diyormuş. Adam zındığa bak. Onu kastediyorum. Doktorlar bozulanı görüyor. Dokuyu görüyor. Tiroid bezlerini görüyor. Serotonin maddelerini görüyor. Bağırsağı görüyor. Kafadaki elektriksel düşüklüğü görüyor. Tamam. Bu doğru. Bozulanı görüyor. Onu tamir ediyor. Bozanı görmüyor. Doktor. Bozanı görmüyor. Din ise ikisini birden görüyor. Hastaya roman oku. Bak doktor diyor ha. Hastaya roman oku. Tarih oku. Demiş. O da okuyor, tepki vermemesi. Kur'an veya din içerikli mevzuları okumasındaki çok farklı tepkiler doktorluk mudur? Ok Meydan Hastanesi'nde gafil doktor demiş ki, bunu da yazdı. Roman oku demiş. Hakikaten roman bitiriyor günde bir tane. Gazeteler 7-8 tane. Kendisi anlatıyor. Okumadığı bir şey kalmamış yani. Oldu kütüphane. Hizbul Kur'an okudu birisi vermiş. Tanıdığı işte bu dersleri dinleyen. Yapıyor. O da kitap. Din içerikli kitap veriyor. Asay-ı Musa veriyor. Hadi Kur'an'dan et. Yok. Tıbbi midir? Ama elhamdülillah o gafil doktor acayip böyle gafiller de var. Demiş ki bir dakika o roman oku bakayım okuyor. Al bunu oku demiş Asay-ı Musa vermiş ona. Yani o veriyor. Ver bir daha. Yok. Alamam diyor. Niye? Elim yanıyor diyor. Adam demiş ki gafil o hasta yakınına. Versene demiş bunu. Bu nasıl bir şey demiş. Doktor alır almaz kendisinde de ateş basmış. Renkmen kıpkırmızı oldu. Demiş ki buna, bunu al demiş delikanlı. Ben galiba abdestim yok, ben bir abdest alayım. O gidiş o gidiş. Ondan sonra ne yaptı? Kendisi o ismi almadı değil mi? Ne yaptı biliyor musun? Benim sahne kalbime geleni. Ezberledi şöyle baktı. Emir Dalay'ın kasiyesi mi? Asay-ı Musa gitti hemen abdest aldı. Hemen onu ezberledi. İnternete gitti. Asay-ı Musa neyin nesidir? O kitabı buldu. Ama ondan almadı. O duramaz. O bitti. Timsah girdi kafaya. Elini aldığı zaman ateş basmış. Adam kıpkırmızı oldu. Bazılar bunu dinleyince diyecek. Olur mu canım? Tut gör. Okuma da tut gör. Bak ha böyle tut elini bir koy. Bak ne oluyor. Kuvvetli delillerimiz var diyor bak. Kuvvetli eserlerdeki tesirin kuvvetli olduğunu. Hastaya roman oku, tarih oku, tepki vermemesi, Kur'an veya din içerikli mevzular okumasında çok farklı tepki doktorluk mudur? Okuduklarının manaları da kısa ve öz, hastaya motive ve konsantre olması açısından çok mühimdir. Okuduklarınız var ya öyle, detay vermeyeceksiniz bu hastalara. Çok net ve öz. Korkutma. Korkutma zaten korkulacak bir şey yok ki. Bunlara dima nasıl çalışıyor? Düşüncelerin enerji olduğunu. Benim şu konuşmam enerjidir. Benim şu konuşmamı dinleyen bile düzelir. Niye? Benimle alakası yok. Doğru söylüyor. Yani şekli yazıyı bak. O, L, M, A, L, A, R olmaları. Sesi dönüştür. Artık ses yazı değil. Bu sesin içerisinde dimağım var, kalbim var. Benim ne kadar itikadım var, senin de teslimiyetin varsa bana, güvenim varsa, şu dersi dinlese bile düzelir. Ümit abim var. Ha işte. Dün gece olmuş. İki, kaç defa geldi derse? İki defa. İki defa derse geldi. Dün akşam dersten sonra ne olmuş? Dersi abi, Risale'nin dersine gelmiş. Kağıt gibi olmuş değil mi evet. Sürü sürü? Gece kalmış uykudan. Gece uykudan kalmış, beni öldürüyorlar dedi. Ben daha oraya gitmeyeceğim diyor dershane için. Değil mi? Dedim ki, telefonda gündüz ya, Ümit, dedim ki, sen neresin? Şuralıyım. Tamam mı? X. Dedim, hiç böyle yaban arılarının yuvasını gördün mü? Çok gördüm hocam dedi. Tamam mı? Sen o yanlışlıkla dedim, dokunsa saldırır mı? Saldırır. Ama çomak soksan yaban arına, hocam hemen anladı. Hocam dedi, çok fena çomak soktuk dedi.
Ben ya derse geldi ya. Ha işte. Hiçbir şey demek korkmayan birisi yani. Hiçbir şey ne ha mafya bir şey yani değil mi? Ağzından çıktı. Yani. Aynen öyle bir şey. Ömrü kavgayla geçmiş ya. Öyle mi kesme doğrama? Adama söyle kessin yani adam. Böyle bir tip de korkudan gece kağıt gibi ben bir doğruya gitmemiydi. Dersin ya. Allah. Oysa aşırı dersini yaptık. Mit gel dedim. Tamam hocam. Risale'den bir evim var mı ki? Hep bir şeye Murat'ı verdim dedi artık. Evi çıkartmış. Nasıl bir şey ya? Nasıl bir şey eser ya? Adam derse geliyor, gece uyuyamıyor, saldırıyor. Çok çok kötüyüm, çok kötü oldum, ölüyorum zannettim diyor. Demek ki çomak sokuldu yuvaya. Ulan Risale-i Nur dersini dinleyeceksin de Allah'a hamd olsun. Masa bak, sıkıntın var. Eyvallah, billah bak. Ne olur yeminim iman. Ha böyle yapacaksın tamam mı? Şimdi sıkıntı var. Böyle fani dünyaya hamiyet. Ciddi bak. Ciddi. Ey bu fani dünyada hamiyetli ve ciddi arkadaşlarım. Bakıyorum. Böyle. Bak mesleğime ve Risale-i Nur'daki aldığım derse binaen. De devam ediyor. Bak ey rahatsız olana. Alamıyorum. Al. Diret 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 diret. Biraz sıra göreceksin. Değilse ben bir şey bilmiyorum. Lan olmadı. Lan yan tesirim var. Ben ilaç doktorlara itimat ediyorsun. İlacını yedin. Olmadı. İlacı geri alabilir misin? Bir sürü böbrek var. Ben sana diyorum ki bunu oku. Düzelmesin kenara koy. Niye yan tesir yok ki? İlaç vermedim ki ben sana. Vücuda bir zarar var mı bunu okumak? Niye yapmıyorsun? Bak. Biz imanı kurtarmak ve Kur'an'a hizmet için Mekke'de de olsam da buraya gelmek lazımdı. Vay be. Yine böyle. Ne sır var? Bilmiyorum. Ama bildiğim şudur. Yalan demeyeyim. Asrın mücedidi olduğu için tesir ediyor. Peki. Hastaya soruyorum. Tarih oku. Roma tarihi. Evet. Evet. Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri 1453'ten surların kapısına kadar gelmişti. Şöyle olmuştu. Hasta tüsermiyor. Veya roman oku. Matematik yap ya. Matematik. Coğrafya. Kimya. Senin mesleğin. Tamam mı? Kimya düzelir mi? Yok. Risale okuyor. Acayip bir şey. Nurculara büyük bir fayda olan Risale. Allah Allah. Selameti hizmi imanlarına diyor. Ya olmadı. Ne kaybettin? İlaç mı içtin? Yok. İnsan biraz ahbak olur ya. Sonra okuduklarının manaları da kısa ve öz okuduk. Cinlerden korunmak için. İki nokta üst üste. Ama nerede bulacaksın bu cümleleri? Şimdi sayıyorum. Kaç madde? 8 madde. Cinlerden korunmak için bak sıraladım. Ha, namerte muhtaç olma, gitme. Psikolojini bozmasınlar. O sana en yakının sihir yaptı. Kim hoca efendi? Diyemem. Kim yapar? En yakının. Şimdi kafası düşman arıyor. Kim? Yengem. Teyzem olamaz. Vay amcamın karısı zaten ikide bir sık sık geliyordu. Geçenlerde şunu demiştim. Ha? Geçenlerde de şöyle demişti. Anlamamıştım vay be. Şimdi Müslüman'dan Müslüman'a kin, nefret tohumu atılmadı mı? Düşman aramaya başlamadı mı? Bu sahtekarın yüzünden para alacağım diye. Hem bunu psikolojime sun, hem de Müslüman'dan Müslüman'a düşmanlık yaymaya başladı. Sahtekar. Diyemem. Demeni söz hepsine. Öyle bir tanesine gitti mi biliyorsunuz da zor şey. Karakolluk olduk, polis geldi falan. Ondan sonra hastada numara yaptık tabii hastayız falan. Anlayamadılar. Ondan sonra zaten adam tip tip bakıyordu. Bir yere bakıyordu. Böyle numara işte ya yapıyoruz. Ya hep Müslümanlara faydam olsun diye. Bu rızka giriyorum biliyor musun? Karakoluk olacağımı biliyorum. Çünkü adam saldıracak, bana vuracak, ben de vuracağım tabii. Ortalık karışacak ve hepsini anlatacağım o şey. Ulan müşterilerin odasındayız. Böyle manyak işler yapıyorum falan. Adam girip çıkıyor, bu müşteri çağırıyor ama hep bana bakıyor yani. Ulan dir değildir. Tabii böyle değiliz tabii. Daha patriyeler taraf okuyor. Gömleği ters bağlamışız tamam mı? Bak böyle. Yani yaptığımı söylüyorum öyle. Tamam. Öteki tarafa açık bilmem ne yapıyor falan attı. Ya acayip tamam. Yaptım. Karakola düştüm. Ondan sonra
Hey sen dedi, sıra geldi. Hiç bakmıyorum da göz göze olmaması lazım. Eğer asabi oluyorsan araba tarafta göze bakma. Dedi. Neyin var dedi. Bilmiyor musun hoca neyin var? Sen anlamıyor musun? Dedi. Baksana gözüme. Nasıl bakayım? İyi bir şey okuyayım dedi. Tamam. Asabi olurlar. Sebebi cinler. Cinlerde şey yok. Merhamet yok ve sabır yok. Hafıza da yok. Sesli okumaya başladı Allah'tan çok iyi. Baktım kaç ayettir Fatiha? 7. 7 samimi söylüyorum 5 tanesinde yanlış okudu. Hani elhamdülillah değil. Hunne yok, talim, talim yok yani. Normal ha, normal Müslüman yapayım. 4 dedim orada. Daha Fatiha okumayı bilmiyorum lan sahtekar. Sen nasıl tedavisin falan? Kapı açıldı. Ne diyorsun ya ben zaten şey, sen zaten şüphelenmişim. Dur lan! Dur. Doğru dürüst Fatiha'yı oku seyredeceğim seni. Ey arkadaşlar, bunu başladım konuşmaya. Bunun da sahtekar olduğunu, cinci olduğunu. Cinciler cini çıkartmak değil, cini musallat etmek içindir. Unutmayın. Cini almak için değiller. Cinci o demektir. Oradan sana musallat ediyor. Ondan sonra tabii paldı köyüne girdik yani. O da bir derken karakolluk oldu. Karakolda ondan sonra giderken nasıl yalvarıyor polise bana. Ben şikayetçiyim dedim. Ondan sonra aldatıyordum falan. Neler oldu. Ama karakolda komiser odaya duyduğumuza göre çocuğu işiyormuş. 7 yaşında kız çocuğu. Benim çocuğumu düzeltme kadına dedi seni çıkartırım dedi olayı kapatırım demiş. Ona namakımdık ben söyle. Ya hoca bana da dedi ya barışın dedi falan geldi dışarıya. Ona tamam düzelteceğim falan dedi. Ondan sonra barış yok dedim savcılık olacak. Ya alttan aldılar, üstten aldılar. Komiser meğer çocuğun düzeltme şartına. Neyi düzeltecek? Ha ben size neticeyi söylüyorum. Cinlerden korunmak için bir, yatarken ayet-i kürsü okumak. Nasıl okuyacaksın? Yapayım ben. Sıralayacağım. Aç Süleymancı kardeşler böyle yapıyor ya yatarken. Sırf Allah Resulü yatarken böyle yapmış. Gündüz hiç yapmamış. Boşuna Safa ve Merve'de dua şöyle yapmış. Koltuk altı gözükmüş. Yağmur duasında eli çevirmiş. İstemediklerine çevirmiş. Normal dua ederken omuz seviyesinde ve omuz genişliğinde edermiş. Tamam mı? Yatarken böyle yapmış. Yapmış doğru ama yatarken yapmış. Genellememiş hayatın her safhasında dua şey. İstersen eli kaldırma canım. El kaldırmak şart değil ki ama şimdi ilk önce avucu böyle yaptın ya. Temizden. İstiğfar ile ve tebaliye ne ya tebabu ya kimu tebeten usalli ya kimu nelezine. Bilmiyorsun bunu. Estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah. 7 tane. Tamam. Her estağfurullah da estağfurullah. 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 Temizlendin mi? Ha, biraz biliyorsan Risale-i Nur, Hizbullah Kayki Nuriye biliyorsan Hizbullah Kayki Nuriye'nin başında. وَتُبْ عَلَيْنَا يَا تَوَّابُ يَا كِمُ تَوَّبَتَنَا سُعَلَيَكُمْ مِنَ الَّذِينَ فَعَلُوا فَاِنْشَتَنَا زَلَامُ اَنْفُسَكُمْ زَكَرُوا اللّٰهُ فَاسْتَغْفَرُوا لِي ذُنُوبِي وَمِنْ يَغْفِرُوا ذُنُوبَي اِلَّا اللّٰهُ اَسْتَغْفُرُوا اللّٰهِ لَزِمِ الْكَرِمَ الَّذِي لَا اِلَهَ اِلَّا هُ الْحَيُّ الْقَيُّمَ اَتْمِنَ سُبْحَانَ Bir. Sayfa 24. Hizbullah Kayki Nuriye'de. Bir. Estağfurullah lazim el kelime lezi la ilahe illa hu el hayyul kayyum ve tümine subhane. 2. Kaç defa yapacağız? 7. 11. En az 11. En az 11, 99. Tamam. 11, 33, 99. Yaptık mı? Yaptık mı arkadaşlar? Dudakla değil. Değil. İstiğfar yaptık mı? 3 defa salatu selam. Avami şu. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. İyisi Risale-i Nur'u bilenler, tesbihatı yapanlar. Elfu elfin salatin ve elfu elfin selamin aleyke ya Resulallah. Elfu elfin salatin ve elfu elfin selamin aleyke ya Habiballah. Birinci salattır. İkinci selamdır. Elfu elfin salatin ve elfu elfin selamin aleyke ya emine vahinna. Yaptık mı işte bak. Tamam. 7 defa Fatiha. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. Gayril mağdubi aleyhim veleddallin. 1. Gayril mağdubi aleyhim veleddallin. 2.
7 defa yaptın mı? Kur'an'ın sırasına göre gidiyorum. Ayet-i kürsü mü önce geliyor, amene resul mu? Ayet-i kürsü. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilahe illahu el hayyul kayyum. La te'huzuhu sinetun ve la nevm. Lehu ma fis semavati ve ma fil erd. İlahir. Bir. İki. Oldu mu yedi? Bismillahirrahmanirrahim. Âmene Resulü bimâ unzile ileyhi min Rabbihi vel mu'minun. Küllün âmene billahi ve melâiketihi ve kütübihi ve rusulihi. İlahir. Bir. Yedi. Oldu mu abim? Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ehad. Allahus samad. Lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ehad. Kullehu kufuven ehad. Yedi defa oldu mu? Bismillahirrahmanirrahim. Kul e'udu bi rabbil felak. Min şerri ma halak. وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ. Bir. Yedi oldu mu? Bismillahirrahmanirrahim. قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ اِلَٰهِ النَّاسِ مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Bir, yedi. Yani yedi defa. Tamam. Tekrar şimdi. Elfu elfin salati ve elfu elfin selamin aleyke ya Resulallah. Elfu elfin salati ve elfu elfin selamin aleyke ya Habiballah. ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا أمين وحينا. ها دور. Üç defa gözünü gözden giriyor ya. Bak buraya fırlıyorum. Sonra bir. İki. Bu Futul Gayb'da geçiyor. Abdülkadir Geylani Hazretleri peygamberden naklediyor. Tamam. Yatarken ayet-i kürsü okumak, İhlas, Felak ve Nas surelerini okumak, Amel-i Resulü okumak, bir yere konaklandığın zaman, konaklandığında yarattığı şeylerin şerinden Allah'a Celle Celaluhu noksansız kelimelerine, ayetlerine sığınırım dersin. 5. Fussilet 36. ayeti okumak. Ben en şeyini yaptım. Yani herkesin yapabileceği. Bu 6. 5. Bir daha okuyayım. 5. Fussilet 36. tek ayetini okumak. 6. Hadiste evlerinizi kabirlere çevirmeyin. İçinde Bakara suresi okunan eve asla şeytan giremez. Ama hiçbir şey de bilmiyorsa ben arada şimdi giriyorum. Burada yok. Ben tesbihat sabah ve akşam 100'er defa. La ilahe illallah vahdehu la şerike le lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyi ve yumit ve huve hayyun la yemut beydinu hayr ve huve ala kulli şeyin kadir. La ilahe illallah vahdehu la şerike le lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyi ve yumit ve huve hayyun la yemut beydinu hayr ve huve ala kulli şeyin kadir. 2. 100 defa yap. Tamam. Ha 200 defa yapamıyorsun sabah akşam. Allah Resulü'nün hadisi var. Okudum ben. Ustad da 20. sözün şey 20. mektubu maşına koymuş. Bu ismi azamı taşıyan bu dua diyor. Peygamberimiz diyor ki bunu diyor evinde 100 defa okuyan dadanmış cin dahi olsa defolur gider diyor. Ha şimdi 6 hadiste evlerinizi kabirlere çevirmeyin. İçinde Bakara suresi okunan eve asla şeytan giremez. 6. Bunları sesli yapacak değil mi abi? Tabii sesli. Sen kendisi duyacak kadar. Böyle yok.
6. Amene Resulü okumak. Gece okumak. Yaptım onu. 7. Hadiste El Mü'minun suresinin evvelini İleyhi Mesir Latince çevirdiğim için kadar sabahleyin okursa o iki ayet onu akşama kadar, akşam okursa sabaha kadar muhafaza eder. İki tane ayet. El Mü'minun suresinin evvelinden İleyhi Mesir'e kadar. 8. 100 kere varmış. 100 kere la ilahe illallah vahdehu la şerike lehu'l mülkü ilahir okumak. Tamam mı? Bunları okursa şimdi ne oldu? Şimdi bu derse kim karşı çıkacak? Bir kere cinci karşı çıkacaktır. 2. Dinden kopuk doktor karşı çıkacaktır. Ama dindar bir insan, benim dindar, doktoru bırak demez. Ha, biyolojik yapım bozuk. Çünkü bak, olay şudur mantığı. Bozulan yer var. Organ bozuk. Tiroid bezleri bozuk. Ha, bozuk. Doktor orayı görüyor. Bozulanı görüyor. Biz yani din ise, din kaynağı, bozulanı ve bozanı gördüğü için bu çareleri. O zaman diyor ki, git bu doktora da bak. Doktor tedavisini bırakma. Ama bununla beraber götür. Bak, gördün mü? Ama ötekisi din endeksli çözüm yapmaz, çözüm üretmez. Çünkü din yücelir. Din çözüm kaynağı olur. Adam bunu tahammül edemiyor. Din düşmanı olduğundan. Ama Müslüman doktor böyledir. Şimdi bunu yaptık. Tamam. Ondan sonra kaç sayfa kaldı? 1, 2, 3, 4, 5 sayfa. Efendim kaldı. Yani 2-3 ders de var. Bu da antika. Tamam mı? Buraya kadar bu dersten kim rahatsız olur dedik. 1. Bize düşman olan bahane arar. Ama merhametsiz ve zalim. Müslümanlara merhameti olmayan. Bu ders ilmidir. Bu ders ilmidir. Hakikattır. Cinle alakası yok. İnsanlar da basınca mesela diyelim ki sefahata gitmeyin. Sefahatçı mıyım? Vesvese yapmayın. Vesveseli miyim? Cinle şöyle yapar. Cinci miyim? Ne alakası? O zaman en büyük cinci haşa tövbesi olur. Allah cini yaratmış. Kur'an'da cin suresi var. La Kur'an'da cin suresi okumayalım, bahsetmeyelim. Peygamber Aleyhisselam bahsediyor. Ustad Hazretleri görüşmek istiyorsan diyor, şu ayete müracaat et diyor. 29'un sözde koymuş ayeti. Kuluhiye ile yanastamana farımla cini fakal yunasimine Kur'an'a acaba yehdi ile rüştü farman nebi ve lan yuşuk ve rabbine ahada. Ve ne ukanez zel ummuna ya. Şimdi şu anda şey yapalım, tekerlemeye de hoş oldu. Şatata sonunda yani. Tamam, ezberlemiş bu şeyi. Müracaat etmek istersen bu ayetin rasa tanesine girebilirsin, görüşebilirsin diyor. Vesaire. Ama seviyen varsa vesaire. Haşa tobes. Peki, ha demek ki istismarcı, Müslümandan Müslüman din nefret uyandıran. Ooo! En yakını yaptı sana. Hadi bakalım Murat, yakının kim senin? Çok para. O hepsi düşman şimdi, potansiyel düşman. Diyemem. Ondan sonra onlar, sömürenler, paranın peşinde olanlar, din düşmanı olanlar bu derslere zıt olur. Ve bana yakışıksız yakıştırma yaparlar. Cincidir. Enaniyet budalaları. Ama bunu diyenler, ben hakkımı helal ettim ama tehdit demiyor. Bunu diyenler en an karibi zaman Müslümana merhametsiz olduklarından dolayı tecrübemi söylüyorum. Böyle rastladım. Kapıya geldiler, yalvardılar. Hakkını helal. Ben ettim kardeşim ama Kur'an seni etmemiş. Sen Müslümanlara zulmettin. Ne olmuş mu? Ya kendisi, ya laikse karısı, ya çocuğu bu hastalığa düçar oldu. Kapı kapı arıyor. Niye? Merhamet etmene merhamet edilmez. Yakışık cinci diye yakışıksız yakıştırmayı bana yaptı ya, içim yandı ama. İçim yandı. Benim ahımı çektim ve ağladım. Ben de duydum, cinci diyor falan. Hiçbir şey demedim ama Allah biliyor içimi. Yandım. Niye? Üzüldüm yani o tarihte. Ama bu Müslümana faydalı mı? Bu hangi Müslümana bu fayda vermişse onun ahını alıyor. Ve nice Müslüman kurtulmasına sebep olacak bu bilgi. Yok bilgi. Bunları anlatan da yok. Samimiyeti de yok.
Yani sömürüyor vesaire. Ama buna engel olan adam güya Müslüman. Bu sefer kendi başına gelecek. Çünkü men dakka dukka. Ne demek? Çalma kapıyı. Çalarlar kapı. Vahır da vahum. Enilhamdülillah Rabbil Alemin. El Fatiha.